Bizim Karaman'ın hastanesi bana göre tamirhane bile değil, timarhane. Yaklaşık 8 ay önce Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk önce bypass ameliyatı, daha sonrasında da göz ameliyatı olan Hasan Hüseyin Ayöz, hastanede yaşadığı mağduriyet iddialarını gazetemize anlattı. Gözümün birinden katara kaldırdık, 3 ay bekledik. Ondan sonra 3 ay sonra öbüründen alacağız. 3 ay geldi, bir ertelediler bir 3 ay daha. 3 ay geldi, tam dün değil evvel gün gidecektik işte, ayın 28'indeydi günü. Malzeme olmadığından şeyimiz ertelendi yine. Koca hastanede malzeme olmamıyor 6 ayda, 8 ayda. Mercek yok diyorlar. Mercek makinesi varmış, mercek makinesi bozuk. Tamirini bekle diyorlar. Gözüm görmüyor. Bak şimdi bu ameliyat olduğum gözüm seni ayna gibi görüyor bak. Şimdi bunu kapattığım zaman seni hiç görmüyorum. Görmüyorsun yani, nesini anlatayım da, görmüyorsun, gözün görmüyor, gözün bir tarafın eksik, penceren yani bu, dünyaya bakan penceren, şöyle kapat bir şey göremezsin, evde de olsa, yolda da olsa, dışarıda da olsa aynı şeyi yaşıyoruz. Birinci ayın dördünde kalp krizi geçirdim, bypass oldum. Çorabı ayağıma bariz çorabı giydirmişler, çorap kesmiş, hastaneden çıkınca şeker olunca iyi kavuşmadı, tam 8 aydır böyle işte. Ayağım bu şekilde 8 aydır tam. Oradaki hasta bakıcılar beni yürüttü mü çorabı çıkaracaklardı. Çıkarmamışlar. Ben orada 28 gün o çorap hiç çıkmamış benim ayağımdan. Orada benim oğlanlarım vardı. Beni bekliyorlardı. Babayın çorabını çıkart, yürütelim, giydir. Diyecekleri buydu. Ama orada insanlar bunu dememişler. Şimdi bir şey dedin mi hastaneye kötülüyorlar. Lan kardeşim iyi tarafını da söyleyin de onu da söyleyelim size. Ya şu halimize bak ya, biz de insanız ya. Yaşama hakkımız var. Biz bir devlete para ödedik bugüne kadar ya. Böyle burada ben burayı çalıştırdım. Bura benim diye. 23 sene tık 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 her ay. Bazen bakur paramı bulamadım. Senden buldum. Kadından buldum. Bakur parası ödedim ben. Sonunda aldığımız hizmet bu mu? Bu insanlar doktora güvenmeyecek. Hocaya güvenmeyecek. Öğretmene güvenmeyecek. Kime güveneceğiz? Güveneceğimiz başka bir yer varsa söyleyin, güvenelim. Tek hizmet istiyoruz bunlar, saydığım insanlardan ya. Öğretmen demek, doktor demek, aydın adam demek. Öyle mi? Bu mu aydınlık yani? Ben 65 yaşına kadar doktora gitmemişsin. Bana hizmet şimdi lazım. Ben o hizmeti istiyorum, hakkımsa. De hakkım da yani. Oradaki çalışan insanların aylığını babaları vermiyor. Biz veriyoruz. Bize hizmet edecek. Helal parasını şöyle kazanacak, yiyecek. Tek istediğimiz mi? Başka bir zor bir şey istemiyoruz ya. Tek başına yaşayan Hasan Hüseyin Ayöz, hastanede yaşadığı sıkıntıların diğer vatandaşların da başına gelmemesi adına Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlıklı bir şekilde denetlenmesini talep etti. Orada çalışan da tanıdığımız insanlarımız var. Onlara böyle sorduğum hastanede muazzam düzensizlik var diyor adam. Demek ki var yani. İşini yapana sözümüz yok. Güzelce işini yapsın. Çoluğuna çocuğuna ekmek götürüyor oradan. Mesela yıllarca önce dediler ki Karaman Belediyesi'nde sabah gidip de akşam gelen var yok onu bilmiyoruz. Çalışmadan para alan var dediler. Burada da aynı yani. Şu adam demiyorum bak. Kontrolü de sen bulacaksın kardeşim. Adam ne iş yapıyor? İşini yapıyor mu? İşini yapmıyor mu? Denetleyeceksin. Adam işini yapıyorsa aldığı maaş para helal. Sen işini yapıyorsan aldığın para helal. Ama işini yapmıyorsan benim şöyle bir kuruşum varsa haram ederim, helal etmem. Denetle, bu zor bir şey değil ya. Başhekimin görevi bu. Yani akşam adam koltukta oturum arkadaş. İn hastalara bir de sen dolaş ya. Hastalara bir sor. Doktorundan memnun musun gibi ya. Dört ay yakın yattım, hiç başta bir başhekimi görmedim. Sana bakan doktor geliyor, iyi misin, bir şeyin var mı, istediğin var mı, gidiyor. Ya sen orada bak var, akşam gelmek o mu yani iş, yaptığın iş o mu senin? Bir hastanın anne bir yana ya bel kadarın bir şikayeti var, doktora söyleyemiyor, sana söyleyecek. Ben şu hizmet istiyorum ama yapmıyorlar diyecek belki de. Bir dinle adam, bir geçmiş olsun de ne kaybeden ya. Abi senin işverenin seni yoklamazsa, bakmazsa, kontrol etmezse sen işini yapman. Bu bir gerçek yani. Demek ki bu başhekim bunları beceremiyor yani. Sen 10 tane hastane yaptır ya, hizmet veremezsen ne yapayım ben senin yaptığın hastaneyi? Senin yaptığın hastane dağar ağalı bile olmaz. Hastanelerin eğer hepsi böyleyse vay bizim halimize ya. Vallahi bizi kimse kurtaramaz bizi.